TV izleyicileri, Ege'nin gündemi adlı programımızdan hepinize merhaba. Bu haftaki stüdyo konuğumuz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Barış Pamuk. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Yoğun programınızda zaman ayırdığınız için öncelikle de teşekkür ediyorum. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. İzleyicilerimize endokrinoloji bölümüyle ilgili bilgiler vermek üzere sizi davet ettik. Siz de bizi kırmadınız. Tabii, elimizden geldiği kadar. Tabii. Evet. Gerçekten önemli. Sağlık çok önemli. Programımızda dönem dönem sağlıkla ilgili hocalarımızı konuk alıyoruz. Özellikle evet. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi hocalarımız bizleri kırmıyor. Bugün de siz konuğumuz oldunuz. Endokrinoloji nedir hocam? Onunla başlayalım isterseniz. Şimdi tabii endokrinoloji son zamanlarda halkımız yeterince tanımaya başladı ama endokrinoloji biraz daha tanımaya ihtiyacı var. Evet. Aslında iç hastalıklarının bir yan dalıdır endokrinoloji bilim dalı. Endokrinoloji bilim dalı deyince biz neyle ilgileniyoruz? Biz iç salgı bezi hastalıkları ile ilgileniyoruz. Yani salgı bezi. Salgı bezi hastalıkları ilgileniyoruz. Endokrinoloji bilim dalı olarak salgı bezi hastalıkları olarak bildiğimiz klasik organlar nelerdir? Bunlar tiroid bezi, pankreas bir bez olarak, paratiroid bezi, hipofiz bezi bunları kontrol eden ve yumurtalıklar, erkekler ve kadınlarda bunları kontrol eden bir sistemdir. Ama günleştikçe görüyoruz ki aslında endokrinoloji bilim dalı sadece klasik organlarla değil, aynı zamanda diğer sistemlerde var olan hormonal sistemlerle de ilişkili. İşte daha öncesinde gastrointestinal sistemin bir hormonal işlevinin olduğu bilinmemekteyken son zamanlarda, son 100 yılda yapılan araştırmalarda gastrointestinal sistemin de bir hormonal sistemin parçası olduğu, kardiyovasküler sistemin yine kalbimizdeki üretilen bazı hormonlarla hormonal sisteme ve dengeye bir katkıda bulunduğunu görmekteyiz. Yani aslında bildiğimiz yanında bilmediklerimiz daha fazla ama gün geçtikçe bunlar açığa çıkmakta ve bilgilerimizi hastalarımızın tedavisinde kullanmaya çalışıyoruz tabii ki. Evet. Gün geçtikçe daha da önem arz ediyor. Tabii ki, evet. Hocam bununla ilgili tarımı ne zaman yapmak gerekiyor? Hangi yaş grubunda ve ne tür risklerde yapmak lazım? Şimdi endokrin hastalıklarla ilgili olarak halkımızın tabii ki en çok bildiği diyabet, bildiğimiz gibi. Tiroid hastalıkları, obezite daha çok bildikleri. Ama başlarına gelince tabii ki diğer hastalıklarda hipofiz bezi hastalıkları, paratiroid bezi hastalıkları, yine seksüel gelişimle ilişkili olan hastalıklar, yumurtalık hastalıkları bunların hepsiyle ilgilenmekteyiz. Ama bizim en çok karşılaştığımız diyabet toplumumuzda %13.7'lere ulaşan oranda görülmekte şu anda. Bundan daha önce 2000'li yıllarda yaptığımız çalışmalarda, Türkiye'de yapılan çalışmalarda %7.2 iken 13.7'ye çıkmış durumda. Bu da bize neyi göstermekte? Çok yüksek bir hızla ilerleme söz konusu. Yani evet. Toplumdaki sıklığı artmakta. Bundan dolayı da biraz önce de belirttiğiniz gibi bu hastalıkların toplumda taramasının yapılması önemli. Çünkü diyabet önlem alınabilecek olan hastalıklardan birisi. Diyabet dediğimizde biz öncelikle şunu belirtmekte yarar var. İki tane ana form var. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet dediğimiz. Bunun dışında hamilelikte görülen diyabet ve diğer spesifik tipleri var ama toplumda en çok gördüğümüz tip 1 ve tip 2 diyabet. Bunun ise büyük bir çoğunluğu %90-95 kadar ülkemizde tip 2 diyabettir, %5 kadarı ise tip 1 diyabettir. Tip 1 diyabet insülinin tamamen eksikliği neticesinde meydana gelen diyabet formu olup daha çok gençlerde gördüğümüz formdur. Tip 2 diyabet ise insülin etkisindeki dirençten dolayı meydana gelen bir diyabet formu olup daha çok daha ileri yaşlarda gördüğümüz formdur. Bizim önlenmesi için tarama yaptığımız grup tip 2 diyabet formudur. Çünkü tip 1 diyabet daha erken ve çocukluk yaşlarında gençlerde çıktığı için ortaya çıkmadan önce herhangi bir belirti vermeden ani bir şekilde ortaya çıktığı için daha önce tarama yapmamızın bir gereği olmuyor. Ancak değil mi? Aniden mi çıkıyor hocam? Evet, ani bir şekilde ortaya çıkıyor. Diyabetin ne zaman ortaya çıktığını da zaten bilebiliyoruz ve çok da fazla önlem alamayabiliyoruz işin açıkçası. Burada sadece bazı çok sık görülen ülkelerde, Kuzey Avrupa ülkeleri gibi tip 1 diyabet için bazı ailelerde tarama yapılabilir, yapıldığı öneriliyor, yapılması öneriliyor. Ama bunun haricinde dünyada tip 1 diyabetle ilgili tarama yokken tip 2 diyabet daha çok görülen formdur ve dünyada ve ülkemizde taranması gereken, önerilen form budur. Neden? Çünkü önlem aldığımız takdirde prediyabet dediğimiz diyabet öncülü olan durumdan diyabet gelişmesi için geçen döneme kadar zamanı uzatabiliyoruz ya da hastanın diyabet olmasını da engelleyebiliyoruz. Bunu bize neler gösteriyor? Bunu bize yapılmış olan çok merkezli, geniş kapsamlı çalışmalar göstermekte. Bu nedenle diyabet taramasını yapılmasını kimlere öneriyoruz dediğimizde 45 yaşın üzerindeki olan kişilerde diyabet için tetkik yapılmasını öneriyoruz ama daha öncesinde de eğer hastada hipertansiyonu varsa, ailesinde diyabeti varsa,
daha önce geçirmiş olan bir hamilelik diyabeti varsa, polikistik ovar sendromu varsa, insülin direnci sendromlarından bir tanesi varsa, bu gibi durumlarda hastalarda diyabet açısından taramayı daha önceden de öneriyoruz. Hocam, diyabet en önemlilerinden bir tanesi endokrinoloji bilim dalı galiba, değil mi? Tiroid, diyabet. En sık gördüğümüz hastalıklardan birisi. Evet. Ve diyabet aynı zamanda hem hastanın diyabeti dolayısıyla yaşantısını etkilerken aynı zamanda kardiyovasküler sistemini etkilemesi dolayısıyla hastanın yaşantısında önemli etkileri olması dolayısıyla belirttiğiniz gibi endokrin hastalıklardan en önemlilerinden birisi bizim için. Ülkemizde nasıl hocam? Ülkemizde sıklığı dediğim biraz önce belirttiğim %7.2'lerden 2000'li yıllarda yapılan çalışmalardan %13.7'lere ilerlemiş durumda. En son Türkiye Diyabet Epidemioloji Çalışması'nda gördüğümüz üzere. Bu şu demek, yani yaklaşık olarak 10-15 yıllık süre içerisinde diyabet prevalansının iki kat artması gibi çok ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Tabii bu bizim için biraz önce de belirttiğim gibi önlenebilir bir hastalık olmasından dolayı önemli. Neden önleyemiyoruz? Bir, yaşam tarzı değişikliğimiz çok değişti. Beslenmemiz değişti. İki, hareketimiz azaldı. Hiçbirimiz şu anda bizden öncekiler gibi, daha önceki anneannemiz, dedemiz gibi hareket etmiyoruz. Çünkü daha sedanter bir yaşantımız var. Daha hareketsiz bir yaşantımız var. Bilgisayar, televizyon ve evlerimiz ona göre dizayn edilmiş durumda. Bunları yenebilirsek yapılan çalışma... Hareket önemli, spor hareket önemli. Çok önemli, spor bundan çok önemli. Her zaman spor yapmayı tekrar hatırlatıyoruz. Tabii, en azından... Şunları yapabilirler. Bakanlığımızın da önemli çalışmaları var bu konuyla ilgili. Bazen bazı yerlerde afişleri verebiliriz. En azından birkaç durak önce inelim de yürüyelim, sağlığa adım atalım şeklinde kampanyalar yapılıyor. Bunlar çok doğru. Yani birkaç durak yürümek bile, günde 1000 adım, 2000 adım fazladan atmak bile bazı hastalıkların diyabet, hipertansiyon gibi gelişmesini engelleyebiliyor. Yapılan çalışmalar da bizim bu yapacağımız hareketle, egzersizle diyabetin %50 oranında, tip 2 diyabetin %50 oranında önlenebildiğini gösteren çalışmalar var. Bu bizim için çok önemli. Hocam, genlerle bulaşıyor mu veya işte babasında, annesinde, akrabasında olanlar daha mı büyük risk taşıyor mu? Bütün çoğu kronik hastalıkta olduğu gibi genetik de tabii ki diyabet de önemli. Biraz önce de bahsettiğim gibi tip 1, tip 2 diyabet en çok gördüğümüz formlar. Tip 1 diyabette genetik bir yoğunluk bazı ailelerde olmakla beraber tip 2'nin ailevi yoğunluğu daha fazla. Bir ebeveynde eğer bir anne babasından birinde diyabet varsa çocuğun da 40 yaşından sonra diyabet gelişme olasılığı %40'tır. Eğer ikisinde varsa bu oran %80'lere kadar yükselmekte. Yani genetiğin çok önemli bir ağırlığı var diyabet gelişiminde. Peki öncesinde önlenebilir şeyleri yaparsa, koşulları sağlarsa önleyebilme olasılığı yüksek mi? Evet, eğer tabii ki bu şimdi hem önleyebileceğimiz ve önleyemeyeceğimiz faktörler. Biraz önce de bahsettiğimiz bu genetik önleyemeyeceğimiz faktör. Çünkü anne babamızdan bize miras kalan bir faktör. Bunları değiştirme imkanımız yok ama yaşam tarzı değişikliğimizi elimizden geldiği kadar değiştirebiliriz. Bu ne olabilir? Hareketimizi arttırabiliriz, beslenme tarzımızı değiştirebiliriz, vücut ağırlığımızı ideal vücut ağırlığına gelmesini sağlayabiliriz. Bunları sağlarsa diyabet gelişmesi için de önemli oranda katkı sağlayabiliyoruz. Yani bazı ilaçlardan yardım alabiliriz bunun için. Ne tür tedavide? Bu medikal tedaviyle önlenme çalışmalarında metformin en çok kullanılan ilaçlardan birisi. Halkımızın da diyabetik olan hastalarımızın çoğu bilir. Eğer bir kontraindikasyon yoksa, kullanma konusunda bir engeli yoksa en sık kullandığımız ilaçlardan birisidir. %31'ler civarında diyabet gelişimine engel olan bir ilaç. Ama en önemlisi hareket etmesi ve spor yaşam tarzı değişikliği diyoruz. Çünkü yaşam tarzı değişikliği, spor yapması, egzersiz yapması medikal tedavinin ilaç tedavisinin önüne geçiyor. %50'ler oranında diyabetin önlenmesini sağlayabilir yaşam tarzı değişikliği ve egzersiz. Evet. Hocam, gelelim isterseniz tiroid bezi hastalıklarına. Bu da toplumumuzda çok önemli. Sağlık açısından tiroid bezlerimiz son derece önemli. Evet. Nedir bu hastalık? Tiroid bezi bildiğimiz gibi boynumuzun ön tarafında kelebek şeklinde bir bezdir. Yaklaşık olarak 10 gram kadar ağırlığında. Ama önemi çok büyük. Çünkü çocukluk çağından, hatta anne karnından itibaren önemi başlamakla beraber neden görevli? Anne karnındayken fetusta henüz gelişimde hem santral sinir sisteminin gelişimi hem de somatik olarak vücudun gelişiminden büyüme hormonu gibi görevlidir anne karnındayken fötus için. Daha sonra doğumdan sonra ise erişkin için metabolik aktivitenin düzenlenmesinde önemli hormonların üretildiği bir yer tiroid bezi. Bütün endokrin hastalıklarda şu temelin üstünde kurulmuştur. Ya hızlı çalışması bu endokrin bezin, ya yavaş çalışması, gereğinden yavaş çalışması ya da çeşitli manitelerin gelişmesi.
Tiroid bezinde hastalıkları bu temeller üstünde kurulmuş olabilir. Halk arasında zehirli guatr denilen tirotoksikozlar, tiroid bezinin hızlı çalışması ya da tiroid bezindeki foliküllerin yani hücrelerin çeşitli nedenlerle parçalanıp içerisindeki hormonların dolaşıma karışması şeklinde bir nedenden dolayı meydana gelebilir. Bunun zıttı olan durum ise tiroid bezinin yavaş çalışması. Yavaş çalışma durumu ise çeşitli durumlarda meydana gelebilir. Bunlardan bir tanesi tiroid bezinin çeşitli nedenlerle operasyonla alınması. Bunlar bir nodülden dolayı olabilir, hipertiroidi tedavisinden dolayı olabilir ya da bir malignitenin tedavisinden dolayı olabilir. Bu şekilde tiroid bezinin vücuttan uzaklaştırılması olması, tiroid bezinin yavaş fonksiyonlu olmamasına ve dışarıdan bizim tiroid hormon replasmanı yapmamız gerektiren durumlardan birisidir. Bir diğeri otoimmün hastalıklar. Otoimmün hastalıklar da bizim endokrin polikliniğine en sık başvuru nedenlerinden birisidir. Hashimoto tiroiditi kronik tiroiditler içerisinde en sık görülendir bizim ülkemizde de. Evet. Ve bu nedenle en sık başvuru nedenlerinden birisidir. Bir diğeri de hipofiz bez dediğimiz aslında daha az bilinen halkımız tarafından ama tiroid bezimizi kontrol eden beyin içerisindeki çok küçük bir bezin de buna katkısı vardır. Bu eğer çalışması fonksiyonu yetersiz olursa hipotalamusun ve daha üst merkez olarak hipotalamusun o zaman hipofiz hipotalamus yetmezliği bağlı yine tiroid bezi yetmezliği söz konusu olabilir. Bir diğer önemli konu maligniteler. Tiroid bezinin çeşitli kanserleri söz konusu olabilir. Çok sık olarak karşılaştığımız. Evet ama şöyle söyleyeyim. Bu konuda da en azından halkımıza şu bilgi vermekte yarar var izleyicilerimize. Tiroid bezinin maligniteleri diğer organ malignitelerinden daha iyidir. Yani tedavi olasılığı çok yüksektir. Tiroid bezindeki nodüllerin %95-96 iyi huyluyken %3-4 kadarı kötü huylu olabilir. Ama kötü huylu bile olsa bunların büyük bir çoğunluğunun çok iyi bir şekilde tedavi edildiğini bilmeleri gerekli. Ondan dolayı da tedaviden çekinmesinler. Zaten evet. Son zamanlarda başvurularımız da oldukça arttı bu konuyla ilgili. Evet. Halkımız da bu anlamda kamuoyu da tiroid beziyle ilgili son derece ilgili ve daha çok bilinçli halde. Evet. Hocam halk arasında zehirli guatr deniliyor. Evet. Bundan mesela çok korkuyor. Zehirli guatr dediğimizde halk arasında bu tirotoksikozdur. Yani tiroid hormonu sentezinin aşırı miktarda arttığı ya da biraz önce de yine belirttiğim gibi tiroid depolanmış olan tiroid hormonlarının tiroid bezinin inflamasyonu neticesinde dolaşıma normalden fazla miktarda karıştığı durumları anlıyoruz. Böyle olunca ne oluyor? Çok yüksek miktardaki tiroid hormonu vücudumuzda olunca çeşitli istenmeyen etkiler meydana geliyor. Aşırı terleme, çarpıntı, kilo kaybı gibi durumlar, saçlarda dökülme, kepiklerde dökülme gibi bu durumlar ve bayanlar için adet düzensizleri gibi bu durumlarla karşılaşılabiliyor. Bundan dolayı tabii ki hastanın yaşantısını çok olumsuz olarak etkilemekte. Etkiliyor, evet. Ve tedavisi gerekiyor. Evet, nedir hocam mesela? Yol açan durumlara göre tedavi değişmekte. En sık yol açan durumlar dediğimizde Graves hastalığı dediğimiz difiz toksik guatr. Guatr dediğimizde de şunu anlıyoruz, tiroid bezinin büyümesini anlıyoruz. Onu da belirtmekte yarar var hastalarımız için. Difiz toksik guatr gençlerde en sık görülen formdur. Bir diğer adıyla Graves hastalığı olarak anılır. Diğer formlar nodüler guatrlardır. Normalden fazla aktivite gösteren tek ya da çok sayıda nodülün olmaması toksik adenom ya da toksik multinodüler guatr diğer hipertiroidi nedenleridir. Bunun haricinde tirotoksikozlara eşlik eden tiroid bezinin inflamasyonu. Eğer çeşitli bir nedenle tiroid bezinde inflamasyon meydana gelirse içerisindeki hormonlar dolaşımına karışabilir. Bu nedenle ise gelip geçici bir tiroidit oluşabilir. Neticesinde ya normale dönebilir ya da tekrar fonksiyon kazanabilir. Tedavisinde ne yapıyoruz? Tedavisinde nedeni yönelik tedavi yapmamız gerekli. Eğer toksik nodüler guatr varsa bir hastanın ya da toksik multinodüler guatr varsa başka bir engel yoksa bu hastalar için radyoaktif iyot tedavisi bir tedavi şeklidir. Graves hastalığı için korktuğumuz noktalardan birisi gözlerinde etkilenme olup olmamasıdır. Çünkü oftalmopati dediğimiz gözlerde etkilenmeye yol açabilir. Graves hastalığı gözlerde? Gözlerde etkilenme, gözün arka tabakasındaki kaslarda da kalınlaşma ve fibroblastik aktiviteyle birlikte artış gözlerde dışarıya doğru çıkma, gözün beyaz tabakasında kızarıklık ve göz kapaklarının tam olarak kapanmaması ve tabii ki daha da ilerlerse bu görme sinirine bası yaparak, nervus opticus'a bası yaparak görmenin kaybına kadar gidebilen bir durum. Maalesef bizim de en çok korktuğumuz komplikasyon bu. Bu durum varsa radyoaktif iyot tedavisi veremiyoruz ama tiroid bezin hızlı çalıştığı durumlarda da temel tedaviler gözden geçirecek olursak medikal tedavi yani ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve radyoaktif iyot tedavisi olarak sınıflayabiliriz. Hastaya göre uygun tedavinin seçilerek verilmesi gerekli.
Hocam bununla ilgili ne tür taramalar yapılması gerekiyor? Aslında ben izleyicilerimize, hocalarımızı davet ettiğimde her zaman vurguluyorum. Yılda bir kez check-up yapılmalı, her türlü... Tabii tipeşten belli aralarla kontrolden geçmek gerekebilir ama... Tiroid'den şüphelenen, bununla ilgili tarama yaptırmak isteyen ne yapması gerekiyor? Tiroid hastalıkları ile ilgili o. Düzenli olarak taramalar yapılması aslında şart değil. Yani semptomlar, diyabet gibi... Tarama yapmıyoruz tiroid hastalıklarını çünkü diyabet bir pandemidir. Bütün dünyada görülen, çok yüksek oranda görülen bir hastalıktır. Tiroid hastalıkları ise daha çok tedavi edebildiğimiz kronik olarak komplikasyonları diyabet gibi olmayan bir hastalıktır. Yani ondan semptomlarına bakarak, hastanın şikayetlerine bakarak hastayı gözden geçirmek gerekir. Biraz önce de dediğiniz gibi belli aralarla kontrolden geçtiği sırada tiroid fonksiyonlarının değerlendirmesi bunun için yeterli. Ama özellikle şu konuda uyarmak gerekir hastalarımızı. Özellikle bizim için gebelik çok önemli bir dönem. Çünkü çocuğun, fetüsün tiroid çalışıncaya kadar tiroid hormonlarını plasentadan, annenin göbek kordonundan geçen tiroid hormonlarıyla bebek sağladığı için bebek ve tiroid hormonları da bu gelişme döneminde fetüs için büyüme hormonu görevi yaptığı için ve santral sinir sisteminin gelişmesinde görevli olduğu için özellikle hamilelerde mutlaka taranması gerekli. Eğer hamilelerimizde mutlaka taranması gerekiyor çünkü bebeğin büyümesi bu... Evet, aynı zamanda santral sinir sisteminin gelişimi. Çünkü bebeğin tiroid hormonunu üretmesi yaklaşık hamileliğin 10-12. Haftalarını bulmakta. Ve organlarının gelişiminde, santral sinir sisteminin gelişiminde tiroid hormonuna muhtaç olduğumuz için de bu hormonlar anneden geçmekte. Eğer bu dönemde bir eksiklik varsa geri dönülemez hatalara, ruh hastalıkları yol açabilmekte. Ondan dolayı hamileler özellikle hamile kalmadan önce mutlaka tiroid fonksiyonları tarafından, açısından değerlendirilmesi gerekli. Hamilelik yine planlı olmayan bir şekilde geliştiyse yine hamilelik döneminde tiroid bezi fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekli. Hem kan testiyle bu. Tabii tiroid bezi fonksiyonlarını değerlendirerek yani laboratuvar testleriyle değerlendiriyoruz. Evet hocam, tiroidle ve diyabetle ilgili çok güzel neler yapılması gerekiyor onları anlattık. Bir de obezite var galiba. Bu obezite cerrahisi de hem diyabet hastalığını da önlüyor mu? Bu da sizin alanınızla ilgili. Evet, şimdi aslında obezite tabii son zamanlarda, son yıllarda diyabetin artış nedenlerinin en önemli sebeplerinden birisi. Çünkü yaşam tarzı değişikliğimiz, sedanter yaşantımız bizi maalesef biraz daha fazla kilo artışına doğru itiyor. Bunun olmaması için neler yapılması gerektiğini baştan konuşmuştuk ama obezite cerrahisi biraz güncel bir konu toplumumuzda. Acaba obezite cerrahisi olursa diyabette de iyileşme oluyor mu? Bu gerçekten metabolik cerrahi olarak isimlendirilen bir cerrahi. Yani bazı durumlarda hastalarda obezitenin gerilemesiyle beraber diyabetinde de gerileme meydana gelebiliyor. Şöyle ki hasta insülin kullanıyorsa insülin ihtiyacında önemli oranda azalma ya da insülinden bağımsız kurtulması söz konusu olabiliyor ama hastalarımız bunu yanlış anlamaması gerekli. Sanki her diyabetik hastaya mutlaka metabolik cerrahi operasyonu yapılınca bu hastalar tekrar diyabetten kurtulacaklar gibi anlaşılmaması gerekli. Çünkü burada birçok faktör söz konusu. Obezite cerrahisi ile beraber ne yapılıyor? Obezite cerrahisinde bir mide küçültme operasyonu yapılıyor. Yani sleeve gastrektomi dediğimiz bizim ülkemizde en çok yapılan ameliyat tüp mide oluşturulması şeklinde. Bir diğeri ise gastrik bypass yapılıyor. Yani Roux-en-Y bypass dediğimiz bu bypass da ince bağırsaklar midemize anastomoz edilebiliyor. Yani absorpsiyonu azaltılmış oluyor aldığımız gıdaları. Bunların karışımından oluşan çeşitli operasyonlar yapılabiliyor ama bunların mutlaka bilinçli bir şekilde yapılması gerekli. Bir endokrinoloji uzmanının gözetiminde yapılması gerekli. Çünkü obeziteye yol açan başka bir durum söz konusuysa eğer bu durumlar göz önünde bulundurulmadan obezite cerrahisi yapılırsa hasta bundan bir yarar görmeyecektir. Bu hastalığın devam durumunda Cushing hastalığı, hiperkortizolemin olduğu durumlar gibi. Ondan dolayı mutlaka daha öncesinde planlı bir şekilde diğer ayırıcı tanıda bulunan hastalıkların ayırıcı tanısının yapılması gerekli. Ve ameliyat olmakla da iş bitmiyor. Çünkü ameliyattan sonra da hastanın yine yaşam boyu sürekli takip altında kalması gerekli. Diyabetik hastalık için önerebilir miyiz? Dediğim gibi hastasına göre karar vermek gerekli. Biz kendi hastanemizde ne yapıyoruz? Kendi hastanemizde konsey oluşturup konseyde bizim genel cerrahi uzmanının, anestezi uzmanının, psikiyatri uzmanının, beslenme diyetisyen uzmanımızın katıldığı geniş bir ekiple obezite cerrahisi için karar veriyoruz. Bazı hastalar için önemli yararı olabilir. Vücut kitle endeksi 40 kilogram metrekarenin üzerinde olan hastalarda özellikle düşünülmesi gerekli. 35 kilogram metrekarenin üzerinde olanlarda ise bir komorbitte varsa yani diyabet, hipertansiyon gibi bir hastalığı varsa o zaman yine göz önünde bulundurulması gerekli olan tedavilerden birisi. Evet.
Ama tabii ki daha önceden diğer seçenekleri, yaşam tarzı değişikliği, medikal tedaviler denendikten sonra denenmesi gerekli. Bariyatrik cerrahi dediğimiz cerrahinin. Gerçekten artık eğitim araştırma hastasının hastayıdan sonra karar veriliyor. Evet, yani bütün bu izleyici hastada da hastaya da bırakılmaması gerekiyor değil mi? Çünkü şimdi, zayıflamak için, daha güzel görünebilmek için bu cerrahi işlemini yapanlar şimdi da tabii var. Ki çok çeşitli nedenleri var. Bunlardan bir tanesi dediğiniz gibi kozmetik açıdan, tabii ki güzellik açısından. Tabii ki bu önemli bir neden çünkü herkesin psikiyatrisi de biraz buna bağlı. Aynada nasıl baktın herkes bakar tabii ki. Bu da kendisinin moral açısına etkiler. Ama tabii ki bizim buna bakmakla beraber esas bizim düşüncemiz uzun dönemdeki kronik kardiyovasküler hastalıklardan hastayı korumak için biz bunun yapılmasını diyoruz. Çünkü kilo vermediği sürece hasta diyabeti ilerlemekte, hipertansiyonu ilerlemekte, hiperlipidemisi ilerlemekte ve bunlar beraberinde kardiyovasküler hastalıkları ve erken ölümleri de beraberinde getirmekte. Bizim birinci planda baktığımız bu, tabii ki hastalarımız hem ona bakıyorlar hem de dediğiniz gibi kozmetik nedenlerden dolayı bakılıyor. Ama ön planda bizim tıbbi olarak yaklaştığımız bu şekilde ama hastalarımız dediğiniz gibi bundan ziyade biraz kozmetik açıdan da bakabilirler. Onu da yadırgamamak gerekir. İnsan psikolojisi herkes tabii ki bu da önemli bir şey insan için. Yani evet. Kendisini iyi hissetmesi, sağlıklı hissetmesi bir bütün halinde değerlendirmesi gerekli. Evet izleyiciler, sevgili izleyiciler, sağlık gerçekten çok önemli. Ben her zaman Eser Sağlık programımıza vurguluyorum. Yılda en az bir kere belirli organlarımızın check-up'ını yaptırmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımız bu anlamda randevulu sisteme de geçti. Telefonla veya internette istediğiniz hastanede istediğiniz doktoru seçerek randevu alabiliyorsunuz. En azından genel cerrah, kalp damar, değil mi? Endokrinoloji gibi önemli bölümleri yılda bir kez taramasını yaptırırsak. Tabii şimdi aslında hastalarımızın bağımlılıkları aile hekimleri de var. Onların yönlendirmesi daha da uygun olacaktır. Aynen. Böyle olursa. Daha sonra dediğiniz gibi yani rahatsızlığını yönelik olarak ikinci, üçüncü basamak hastanelerde hem tetkik edilebilirler hem de tedavileri yapılabilir. Buradan bütün izleyicilerimize bu bilinci tekrar tekrar her programda vurguluyorum. Zaman ayırıyoruz, her şeye zaman ayırıyoruz ama sağlık her şeyden önemli. Öncelikle ayırmamız gereken zamanı sağlığımız için ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii yani neticede herkes arabasının bakımını yaptırmaya gidiyor 10-20 kilometre. Değil mi hocam? Yani, ben de bunu örnek veriyorum. İnsan doğru sağlığı ondan daha değerli olduğuna göre. Yaptırmadığınız zaman bunun şeyini ödüyorsunuz, bir şey var yani. Tabii. Yaptırım cezası var. Tabii, ama sağlığın kontrolünü biz yaptırım cezası yok. Evet, ama insan bu anlamda mutlaka bilinçli olmamız gerekiyor. Cezasını kişi kendisi çekiyor. Ondan dolayı belli aralarla kontroller, yaşam tarzı değişikliği özellikle çok önemli. Yapabileceği kadar herkesin mutlaka biraz hareket etmesi, yaşam tarzını değiştirmesi gerekli. Kötü alışkanlıklar işte sigara gibi. Bunlardan kurtulmak gerekli. Tabii çünkü diyabetik olan bir hastanın kalp damar hastalığı riski 2 kat artmıştır. Evet. Sigara içerseniz bunu siz 4'e 5'e katlamış olursunuz. Yani bu da insanların elinde olan bir şey. Ondan dolayı da bu konuda bunun uyarıda bulunmuş olalım. En azından konumuz bu değildi ama sigarayla ilgili de bir koruyucu etkinlik açısından bir en azından uyarıda bulunmuş olalım aklımıza. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Güzel bilgiler verdiniz. İzleyicilerimize sağlıklı günler dilerim. Sağlıkla ilgili güzel bilgiler verdik. Biz çok teşekkür ederim. Sağ olun, imkan verdiğiniz için. Hepsine sağlıklı günler diliyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, haftaya farklı konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.